Selamun aleyküm ağalar, ne yapıyorsunuz? Bugün az da olsa ülkenin dertlerinden, kederlerinden uzaklaşıp bol bol taşak geçeceğimiz bir videoyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce küçük bir ricam var. IQ'su ayak numarasından küçük birisi yüzünden kanalımız telif yedi. Az kaldı, onların da icabına bakacağız da neyse. Şu an konumuz o değil, biliyorsunuz ki bir kanal telif yiyince etkileşim falan çöp oluyor. Ve bu haliyle önerilmeyi de etkiliyor. Sizden tek ricam, beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de kesinlikle dislike atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de yorumlara yazar. Gerçekten çok mutlu olurum. Geri toparlayacağımıza da her türlü inanıyorum. Neyse, çok boş yapmadan önden şöyle bir videoyla başlayalım. Küçük bir kızım, zararsızım. Bakın o dili gördünüz mü oradan? Yani bu videoya söylenecek pek de bir şey yok zaten. Zaten kadının kendisi açık açık kaşar olduğunu söylemiş. Daha biz ne diyebiliriz ki? Allah kocasına sabır versin. Nerelerden, nerelerden, yeni geldiğim Merve'lerden, ne zaman koştun, çok yoruldun, belliydi zaten terlemenden. El Musto'dan soğumamı sağlayan video olabilir bu. Zaten TikTok'ta görüyorum, bu kadın hep böyle şarkılar söylüyor. Aç verdiğimi doktor kalp ağrısına. Gönder, gönder gelsin, gönder, gönder gelsin. Ablacım, biri sana sesin iyi falan dediyse yalan söylemiş, bilgin olsun. Ben şu TikTok fenomenlerini anlamıyorum cidden. Bir boksan da yemeği verin. Biri ne yaparsa diğerler hemen aynısını yapmaya çalışıyor. Zaten %95'inizin sesi bok gibi. Hadi buna rağmen yine şarkı çıkartmak istiyorsunuz diyelim. Ya hype bir şarkı yapın. Böyle kafa sallatsın yani, arabada falan sarsın müzikler. Mesela bunlar gibi. Ya ne bileyim, en azından sarıyor abi. Çakalın ve birçoğunun zaten sesinin kötü olduğunu biz de biliyoruz. Ama en azından adamlar böyle kafa sallatıyor yani. Gönder, gönder gelsin. Zirvedeyim, gelmez sesin. Harbiden şu müziği sevdiği için birkaç kere açıp dinleyen var mı aranızda? Zaten bu müziği izleyen insanların birçoğu yorumlara bakıp gülmeye geliyor. Bir de genelde şarkılarında hep şey diyorlar ya. Zirvedeyiz falan. Neresi oğlum o zirve? Ha, çıkmak bu kadar kolaysa söyleyin, biz de çıkalım oraya. Sonu rak ile biten 3 kelime nedir? Ne oldu? Fesat mı algıladın? Yaprak. Doğru. Yarak, ne kadar komik amına koyayım ya. Ben Semih hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum, zaten söyleyeceğimi söyledim. Neyse, fazla üzülmeyin, kendisi askere gidiyormuş, bir 6 ay rahatız yani. Ha, bedelli gidiyorsa da 21 gün rahatız. Bence gayet de güzel bir süre, bu süreyi iyi değerlendirin derim. Çikolatanı arkadaşınla paylaşma, canı çeksin. Hayır, ona da vereyim, dişleri çürüsün. Ha? Asiktir be. Siz kötülükte çığır açmışsınız kral. Neyse, devam edelim. Ya arkadaşlar, Allah aşkına etrafa bakın ya. Lütfen yayına gelip konfeti patlat, yazmayın. Lütfen. Ya arkadaşlar, neden yapıyorsunuz? Neden kadının profiline girip konfeti patlat yazıyorsunuz? Oğlum, bir insan neden böyle konuşur la? Hayır yani, düzgün konuşamıyor musunuz? Sanırım konuşamıyorsunuz ki böylesiniz. Zaten videonun asıl amacı da belli. Bunu artık bütün TikToker'lar uyguluyor. Yok yayınıma şunu yazmayın, yok videoma şunu yazmayın diye ağlayıp daha fazla kişinin öyle yazmasını sağlayıp etkileşim kasmak. Yaptıkları bu yani. Of, ne kadar zekiyim. Kural 1. Eğer bana bir seçenekmişim gibi davranırsan sana kaç tane seçeneğim olduğunu gösteririm. Kızma mazmazel diyor, 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 diyor. Umarım ironidir bunlar. İroni ise komik, ironi değilse daha komik. He love me, he give me all his money. That Gucci Prada come be my sugar daddy. He love me, he give me. Hep sugar dedi mi olacak, biraz da sugar mami olsun değil mi? Ben böyle şeyler yapanları anlamıyorum. İki taraftan da baksak salaklık bence. Kadın tarafından bakarsak senin paranın için birlikte olduğu belli. E niye hala böyle bir insana para yediriyorsun? Erkek tarafından bakmak daha kötü. Sevmediğin ve babaannen yaşında bir kadınla birliktesin. Her gün o kadınla aynı yatakta yatıyorsun. Ya iğrenç bence, benim midem kaldırmazdı şahsen. Ki o kadın bildiğin para uğruna benim zamanımı satın almış oluyor. Para her zaman kazanılır ama zaman geri gelmez. Yani o yüzden hiç gerek yok böyle şeylere. Neyse, bugünlükse benden bu kadardı. Yarın tekrar görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.